Evet, hoş geldiniz. Adnan Dalga Kıran, iş adamıyım, sanayiciyim. Burada geniş topluluklara her zaman hitap etmek oldukça zordur. Ne kadar bu işleri yapsak da, ben ilk defa para vererek beni dinleyenlerle karşılaşıyorum. Bugüne kadar bedava konuştum. Yine bedava konuşuyorum da sizler dinlemek için paralar verdiniz. O zaman tabii bir şeye emek veya para harcadığınız zaman o konu üzerine daha fazla hassas oluyorsunuz. Dolayısıyla bu herhalde diğer konuşmalardan daha heyecanlı kıldı beni. Efendim, ben ne anlatacağım bugün size? Bugün size anlatacağım ve geleceğimizi ekonomi üzerinden yorumlayarak neyle karşı karşıya olduğumuzu sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu 20 dakika içerisinde burada çalışıyor, görüyorum. Anlatacağım şey 20 dakika sürecek, uygulaması 20 yıl sürüyor yalnız. Onu söyleyeyim. Şimdi hepimiz daha fazla refah istiyoruz, daha özgür bir ortam istiyoruz. Her şeyin daha fazlasını istiyoruz. Ama bir türlü istediğimiz o büyük seviyelere gelmekte de zorluk çekiyoruz. Ne kadar zamandır bir ölçüm yapabiliriz, ne kadar zamanla ilgili bir ölçüm yapabiliriz? Aşağı yukarı 300 yıl öncesine kadar dünyanın gayri safi milli hasılası hesaplanabiliyor ve coğrafyada da bu gayri safi milli hasıladan ne kadar pay aldığı hesaplanabiliyor. Mühendis olduğum için olaylara istatistik ve rakamlar açısından bakmayı çok seviyorum ama ekonomi artık dünyada da sosyolojinin, antropolojinin, psikolojinin de iç içe olduğu bir dal haline geldi. Dolayısıyla da ekonomiyle, rakamlarla bu sosyolojiyi, toplum sosyolojisini birleştirmeye çalışacağız bugün konuşmamızda. Peki bizim bulunduğumuz topraklar 300 yıldır dünya ekonomisinden hangi dönemlerde hangi payları aldı diye baktığımız zaman, 300 yıldır şunu konuşuyoruz, hep büyük hayaller kuruyoruz. Neticede bir imparatorluk bakiyesiyiz. İşte dünyanın en büyük ekonomisi olacağız. Aslında herkes bizden korkuyor, odur budur. Pek çok şey konuşuyoruz. İşte 5 vakte, 3 vakte kalmadan şöyle bir ülke olacağız diyoruz. Ama hayal ettiğimiz yere bir türlü gelemiyoruz. Çünkü biz 300 yıldır dünya ekonomisinden hemen hemen aynı payı alıyoruz. Ama sanki mesele bugünmüş gibi hep kendi bulunduğumuz alan içerisinden bakıyoruz. Geriye doğru baktığımız zaman geride hep her şeyi olumluyoruz ya da olumsuzluyoruz. Çünkü duygularımızla hareket eden bir toplumuz. Doğru bir şekilde okuyup analiz yapmaktan uzak yaşıyoruz. Toplumsal davranış biçimleri bireysel davranışlarımızın üzerinde son derece hakim. Şuradaki ortama baktığımız zaman burada herkes farklı farklı yerlerden geldi. Bizim zihnimizdeki parmaklıkları oluşturan şeyler nelerdir? Alışkanlıklarımız, aileler farklı, okuduklarımız, okullar, arkadaşlarınız, sosyo-kültürel ortam ve bunlar bizi şekillendiriyor. İşte bu şekillendirmede ne kadar özgürüz ona biraz bakmaya çalışacağız. Ve yine dediğim gibi bunda ekonomiyi kullanacağız. Peki biz 300 yıldır büyük hayalleri olan ama bir türlü o hayallere gidemememizin sebepleri neler? Kimler bu hayallerine nasıl gidiyor? Biz neden gidemiyoruz? İçinde bulunduğumuz durumda yine rakamlarla incelemeye başladığımız zaman, mesela üniversitelerimize baktığımız zaman, dünya sıralamasına baktığımız zaman, yukarılarda bir üniversitemiz var mı? Yok. Ortalarda anca birkaç tane üniversitemiz yer buluyor. Keza orta öğretimle ilgili yapılan çalışmalara baktığımız zaman, orada da çocuklarımız orta düzey ve onun altında. Keza aynı şekilde aynı sorular yetişkinler için yapıldığı zaman, yetişkinlerimiz onlardan da daha az seviyede. Şimdi duymak hoşunuza gidiyor mu gitmiyor mu bilmiyorum ama dedik ya biz yüzleşeceğiz. Çünkü bu yüzleşme olmadan herhangi bir değişim olmayacak.
Siz uzaydan gelen bir kapsülün içerisinde değiliz biz ülke olarak. Ya bu ne biçim bir ülke, bu uzaylılar getirmiş bir türlü yürümüyor. Hayır, bu ülke sizsiniz, bu salonda olanlar benim, bu ülkede yaşayan herkes. Sorun bizimle ilgili. Sorun bizimle ilgili olduğu için de bu sorunla mutlaka ve mutlaka yüzleşmemiz gerekiyor. Sanatta dünyada bir şey yaratabiliyor muyuz? Yok. Son dönemde Cumhuriyet tarihinin en büyük parasını harcadık değil mi inşaat işlerine? Bir tane mimari eser var mı? Yok. Dünyada en yani son dönemlerde yine mesela Ar-Ge'ye çok para harcadık. Dedik ki biz Ar-Ge faaliyetleri gösteriyoruz. Ben size bir örnek vereyim. 8 milyonluk İsrail'in son 5 yılda yarattığı startup değeri 47 milyar dolar. 85 milyonluk Türkiye'nin son 5 yılda ciddi Ar-Ge harcamalarını ve kaynak aktarılmasına rağmen yarattığı startup değeri sadece 1 milyar dolar. Peki biz birilerinden bir şeyler bekliyoruz. Birileri mi bir şey yapacak bizim dışımızda? Yoksa biz mi yapacağız, bunu kim yapacak? Hepimizi de, ben de dahil olmak üzere ağır bir töhmet altına sokmayalım. Dünyada elektriği bulan, telefonu bulan, interneti, işte uzay havacılığını, şunları bunları bulan, uçakları bilmem ne yapan insanlar sıradan insanlar değil. İnsanların %3-5'i, bir toplumda yaşayan insanların %3-5'i diğerlerinden farklı. Onlar daha akıllı, daha zeki, daha çalışkan, daha farklı becerileri var. Çok yüksek yetenekleri var. İşte bu işi, bu durumu bilen gelişmiş ülkelerin yaptığı hikaye şu. Buna biz yaratıcı sınıf diyoruz. Bu yaratıcı sınıfı doğuracak iklimi yaratıyorlar. O ekosistemi yaratıyorlar. O ekosistemi yarattığı zaman onların yaşadığı bir toprak var, bir su var. Nedir işte o toprak su nedir? Mesela toplum tarafından farklı insanlar olduğu için yadırganmamak, yargılanmamak, özgürlük, hukuk, bilmem ne, bütün bunları ayaklarının altına getirdiğiniz zaman o insanlar orada filizlenmeye başlıyor. Ama eğer siz farklı olanı yadırgarsanız, yargılarsanız onlar filizlenmiyor. İşte onların yarattığı katma değerden bütün toplum faydalanıyor. Esas olan onlar. Peki, tabii ki bu insanlar adalet önünde, kanun önünde, insan hakları önünde herkes eşit. Burada bir problem yok. Ama yaratıcılık açısından eşit değiliz. İşte o insanı yaratan, o iklimi yarattığınız zaman onlar işte diyelim ki cep telefonunu bulduğu zaman işte Türkiye'de 100 bin kişi o cep telefonunu satıyor, bilmem ne yapıyor, işte call center kuruyor, 200 bin kişi ondan ekmek yiyor. Ya da efendim işte uçmayı bulduğu zaman, uçakları bulduğu zaman, yüksek teknolojileri bulduğu zaman, elektriği bulduğu zaman büyük bir sanayi oluşuyor. Bugün Batı'nın gayri safi milli hasılasının 1/3'den fazlası 20. yüzyılda bulunan kuantum mekaniğinin bilinmesiyle ortaya çıktı. Ama ben üniversitelere konuşma yapmaya gittiğim zaman, kuantumla ilgili iki kelime istediğim zaman mühendislik talebelerinden bile çıt çıkmıyor. Çünkü temel değerler dediğimiz 0-10 yaş grubunda verilen bir eğitim var. Nedir bu eğitim biliyor musunuz? Merak etmek, sorgulamak, şüphe etmek, empati yapmak, kendini karşındakini yerine koymak, analitik düşünmek ve böyle sıralanıyor. Biz onun yerine ne yapıyoruz? Onun yerine kendi inandığımız şeyleri değer olarak çocuklara vermeye çalışıyoruz, naklediyoruz. Ama bizim yaptığımız bu kadar. Bizim gibi çocuklar yaptığımız zaman onların da hatta daha kötü bir taklidi olacaktır. Başka bir şey olmaz. Bizi aşan şeyler yapmamız için onların özgür düşünen bir dünyada yaşamaları lazım, ortamda yaşamaları lazım. Biz bize ters gelen her şeyi baskılıyoruz. Ve oradan Freud'un bir sözü aklıma geliyor, hiç çıkmıyor. Diyor ki, kitleler gerçeği sevmez. Ve kandırılmak ister. Çünkü biz hayatta hep mutlu olmak istiyoruz ya. Gerçek bizi mutsuz eden bir şey olabilir.
kendimizle ilgili gerçekler de bizi mutsuz edecek şeyler olabilir. Buradan Kant'ın bir sözüne geçmek istiyorum. Kant da diyor ki, hayatın hiçbir anlamı olmasa bile biz ona bir anlam vermek zorundayız. Yani hepimiz kendimiz bir anlam veriyoruz. Ve kendi verdiğimiz anlamı da bizden sonrakilere, hatta bırakın onu etrafımızda, hatta ülkede herkes aynı anlamı versin istiyoruz. Büyük saçmalık, büyük saçmalık. Ama bunun büyük saçmalık olduğunun bile farkında değiliz. Yine Kant'ın bir sözü var. Diyor ki, aydınlanma için insanın aklını kullanmaya cüret etmesi gerekir diyor. Bakın, aklını kullanması gerekir demiyor çünkü hepimiz aklımızı kullanıyoruz biz. Ama aklımızın parmaklıkları var bizim. Ne o parmaklıklar? Hangi ailede doğduk? Bebekliğimizden beri ne öğrendik? Hangi ülkede yaşadık? Hangi coğrafyada yaşadık? Hangi örf adetlerle yaşadık? Nelerle yaşadık? Arkadaşlarımız kim? Bize neler anlattılar? Bizim nasıl olmamızı ne istediler? Bir sürü şey sayarız ve bunlar bizim parmaklıklarımız. İşte Kant'ın burada söylediği, aklını kullanmaya cüret etme kelimesi, o parmaklıkları yıkmaya yönelik bir kelimedir ve çok önemlidir. Kaç kişi buna cüret edebilir? İşte içinde bulunduğumuz, bizim bu orta gelir dediğimiz, ekonomik olarak da aynı yerde yüzdüğümüz şeyin anlamı da şu. Bir yerlerde bir takım değerler yaratılıyor ve biz onlardan bir pay alıyoruz. Yani dünya büyüyor, biz o dünya büyümesinden bir pay alıyoruz. Bu aynı. Yani bu payda %0.81 arası bunu kalkıp %3-5 yapabilecek bilgiye, beceriye ve yeteneğe sahip değiliz. Yani biz bunları geliştirmek zorundayız. Ya da bizden sonraki nesil bunları gelişmesini sağlamak zorundayız. Onun için 20 dakika konuşacağız, 20 yıl sürecek dedim. Bu içinde bulunduğumuz durumun tarifi vasatlıktır. Her şeyde orta sırada yer almaktır. Ve vasatlık aynı zamanda büyük bir konfor alanıdır. Büyük bir konfor alanıdır. Kimse aç açık değildir. Akşam çıkacaksınız, gençler kahveye gidecek, işte herkes bir arkadaşına gidecek, bilmem ne yapacak, televizyon seyredecek, rahatsız edici bütün şeylerden mümkün olduğu kadar uzak duracak, neye inanıyorsa onunla ilgili kitapları okuyacak, neye inanıyorsa onunla ilgili kanalı açacak, neye inanıyorsa onunla ilgili internet haberlerine bakacak. Bunun adı vasatlıktır. Ve aynı zamanda büyük bir konfordur ve kimse durduk yere konfor alanından çıkmaz. İnsan böyle bir şeydir. Konfor alanından iki şekilde çıkabiliyor. Ya büyük bir yıkımla karşılaşıyorsun ya da ahlaklı entelektüellerin var. Zamanında batıda dünya dönüyor dedikleri için, şu dedikleri, bu dedikleri için her türlü cezaya çarptırılmaya pahasına, hayatları pahasına gerçekleri söyleyebilme cesaretine sahip gerçek entelektüellerin varsa biz de şey değiliz, yani o entelektüelin dediklerini analiz edebilecek ve onunla değişebilecek insanlar var. Kaçımız değişime açığız ki biz? Biz değişmekten nefret ediyoruz. İşte bu, 300 yıldır burada seyretmemizin sebebi nedir? Sahip olduğumuz kültürel doku. Nedir bu doku? Mesela eleştiri bu topraklarda küfür gibi bir şeydir. Küfürden beterdir. Yani bir tellağı eleştirsen, Hamamcılar Derneği Başkanı ertesi gün demeç veriyor. Herhangi bir doktorla ilgili bir şey söylesen tıp akademisi ortaya çıkıyor. Avukatlarla ilgili bir şey söylesen, ya ben Japon ortaklarım var. Adamların bir felsefesi var. Şu gözlüğü yaptı değil mi? En mükemmel şekilde yaptı. Ertesi gün bunu eleştirmeye başlıyor. Ertesi gün ilahi memnuniyetsizlik diyorlar. Yani daha iyisini nasıl yapabilirim diye hemen bunu eleştirmeye başlıyor. Ya biz bunu yapsak 1000 yıl bununla övülüyoruz. Ya tarihi konuşa konuşa bitiremedik. Geleceği konuşamayanlar, geleceğe ait bir vizyonu olmayanlar hep geçmiş konuşurlar. Üstelik doğru bir şey de konuşmuyoruz. Elbette önemlidir tarih. Elbette köklerinde önemlidir kültür. Ama kültür değişen bir şeydir. Yani senin bugün kendi kültürün olarak benimsediğin bir şey 500 yıl evvel oraya girerken devrimci bir şeydi. O zaman da ona direniyorlardı bu olmaz filan diye. Sonra sen de bugün ona sahip çıkıp hayır bu değişmez filan diye direniyorsun. Dünya artık
böyle nilerde değişmiyor. Üstel değişiyor. Çok büyük bir süratle değişiyor. Artık 100 yılda, 20. yüzyılın tamamında olan bir değişim şimdi 5 yılda olabilecek durumda. En büyük bilgisayarınızın bugün 160 yılda yapabileceği bir işi kuantum bilgisayarlar geriye 3 dakikada yapacak. Yapay zeka inanılmaz bir şey geliyor. Ve biz bunun neresindeyiz arkadaşlar? Şu tartıştığımız ülke gündemlerine bir bakın. Neresindeyiz? Yani hakikaten ilkel bir durumdayız. İşte o kültür nedir? O mesela eleştiriyi sevmemek bir kültürel bir şeydir. Saygı kavramı bizde ne üzerine okurursa, daha yaşlıysa ona saygı gösterir. Ne derse evet demeyi ya da işte efendim yanında böyle oturmayı saygı olarak. Bu saygı değil ki, sahtekarlık. Aklından kimse öyle geçirmiyor. Ama biz bunu kültürel ve bunu mesela ne yapıyoruz? Kutsallaştırıyoruz. O kadar çok şeyi kutsallaştırıyoruz ki. Başka neler var? Mesela kısa vadeli küçük çıkarlar peşinde koşmak. Bu bizim aslanlar gibi şeyimiz. Bakın her şeye 3 günde çözüm bulma üzerine konuşuruz biz. Ne yapalım? İhracatımız patlasın hemen. Ne yapalım? Hangi tedbirleri alalım? Sanayimiz... Böyle bir şey yok. İnsan, beşeri sermaye bir numaralı iş. Bu kültürün değişiminde bakın, iş yapma biçimimiz. Gayri safi milli hasılanın sadece %15'i sanayiden geliyor. Burası sadece %15'i üretiyor yani. Toplumun %50'si çalışmıyor. Bu %50 sanayinin de %14'ünün de %70'i orta düşük teknoloji. Birbirimizin yaptığı işleri yapıyoruz. Daha fazla girişimci diyoruz değil mi? Hep gençlerimize pompalıyorlar. Ya nüfusuna göre dünyada en yüksek girişimci oranı bir Yunanistan, iki Türkiye. Kimse demiyor ki daha nitelikli. Nitelikli dedi mi hepimize dokunuyor. Şimdi ben desem daha nitelikli, o zaman siz de daha nitelikli adnan bekleyeceksiniz. O hoş bir şey değil. Oysa ben size yerel başarılarımdan bahsedeyim, övünüm, oh ne güzel hep beraber mutlu mesut eve gidelim. Öyle bir şey yok. Kendinizi hangi konumdaysanız dünyadaki en ileridekiyle mukayese edeceksiniz. Ama böyle olmak zorunda değilsiniz çünkü daha varoluştan itibaren o yaratıcı sınıfı yaratmak. İşte onlar, onların hareketleri ve vizyonları toplumu müthiş derecede geliştirici oluyor. Çünkü ondan sonra bir sürü sınıf oluşuyor. Artık sınıfları ben başka şekilde değerlendiriyorum. Yapabilenler, yaratılanı yapabilenler, geliştirebilenler. Bir de yapılanları kullananlar var. Aha biz oradayız. Dünyada en fazla interneti biz kullanıyoruz herhalde. Bütün teknolojik yeniliklerden faydalanıyoruz. Sonra da onları yapanlara kalaylıyoruz. O da ayrı mesele. Çünkü biz ne kadar eğer sığ düşünceye saplanırsak, içinde bulunduğumuz durumun sebeplerinin başkaları olduğunu düşünürüz. Hayır, içinde bulunduğumuz sebep neyse biz. Dolayısıyla da kültürün değişimi son derecede önemlidir. Bizim 300 yıldır aynı yerde olmamızın, aynı vasatlıkta olmamızın sebebi kültürü değiştiremememiz. Hepsini değiştirelim demiyoruz. Kültür yaşayan bir organizasyondur. Ve değişir. Zaman içerisinde her şey değişiyor, kültür de değişiyor. Ve artık bazı ülkeler, bakın, kültür üretiyorlar ve kültür ihraç ediyorlar. Bizse var olduğunu zannettiğimiz, bizi yani uçuracak olduğunu düşündüğümüz, aslında ayağımızda pranga olan şeylerle yaşıyoruz. Ben yine son sözümü Kant'la bitiriyorum. Aydınlanma için İnsanın aklını kullanmaya cüret etmesi gerekir. Cüret edelim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.